Maşallah Allah Allah mutluluklar ihsan etsin. Cenab-ı Allah, Allah hayırlı evlatlar nasip etsin. Demek ki oldum köyüme döndüm. Köyüme Allah rızası için ağaç diktim 8500 tane. Önce Allah'ımızın rızası için. Daha sonra da peygamberimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde elinizde bir ağaç kıyametin yarın kopacağını bilseniz de ağaç dikin. Bu ağaçların komplesini %80'ini paramızdan aldık. Gerisini de hibe aldık. Allah razı olsun. Yani köyümüzde şu gördüğünüz e, şu büyük ağaçlar vardı. Gerisini biz diktik elhamdülillah. Yani. Tabii köyümüzü orman haline getireceğiz. İnşallah daha 8500 diktik. Bu arada 20 bine tamamlayı düşünüyorum. Peki bu yaşınızda zor olmuyor mu? Çok zor oluyor ama şu ağaçların güzelliğini görünce yani içim rahatlıyor, devam etmek istiyorum. Nasıl ki bir işçi çalıştığı zaman, ücretini aldığı zaman yorgunluğu gidiyorsa ben de ağaçları görünce yorgunluğum gidiyor efendim. Buraya aşağı yukarı 8000 tane çam ağacı diktik. 100 tane ıhlamur ağacı. işte 200 sene falan da şey meyvacı, armut, elma, kayısı, vişne, kiraz ağaçları diktik. Hepsini bir farklı bölgelere Farki şu anda 10 bölgemiz var efendim. Nerede su varsa o su kaç ağacı besleyecekse o kadar ağaç diktim. Mesela bir çeşmeden 100 ağacı besleyecek su varsa oraya kadar 100 tane ağaç diktim. Bu ağaçların gölgesinde oturan insanların bize Allah razı olsun desinde. Bize o demeleri bize güç kuvvet veriyor. Biz de memnun oluyoruz. Ee, evet. öncelikle eli büyük köyümüzde bu gibi orman ormanlık alanları yapmaya çalışan Selim amcamızdan Allah razı olsun. Büyük bir örnek. İnşallah e, tüm köylü katkı sağlar ve bu örnekte tüm köylerimizde dahil olur. O sadece ağaçları yetiştirmiyor, köyümüzün gençlerine de hem davranışlarıyla hem böyle bir muhabbet dahi olsun, gönüllerine işleyerek de örnek olan bir insan. Eşim de dediği gibi aslında burası ileride büyük bir orman olacak, ama sadece bir gölge olarak düşünmemek lazım. Atmosferini de köyümüzün değiştirecektir, işte yağmurların daha çok yağmasını sağlayacaktır. Belki birçok hayvana da ev sahipliği yapacaktır. Bahçede uğraşıyor, çamlarından uğraşıyor. Çok ağıştıktı ama ben de çok yordu. Neden yordu? Niye mi yordu? Geldi üzeri üzeri çamur. Beni bağırdıyordu, <laughs> sinirlendiriyordu. <gülüyor> Peki gittikte ağaçlar nasıl? Güzel oldular mı? <laughs> Güzel oldular. Memnunsunuz ağaç dikmesinden? Memnunuz Allah'a şükür. Bunun öğleye kadar çam tikiyor. Öğleden sonra şey, öğlen de camiye gidiyor. Camiden geliyor biraz istirahat ediyor. Ondan sonra tekrar ilkinin namazını kılıyor. Tekrar bir daha gidiyor. Ağaçlarla uğraşıyor. Ağır, aşlarla uğraşıyor. Sizden çok ağaçlarla mı başlıyor? <laughs> evet. Onu söyler misiniz? Anladım ben sana.